hocam gelem, gelem. bir şey sorabilir miyim? Şimdi Tabii. cuma namazı ve dinleyicimiz de sordu ya bayram namazı işte e, toplu olarak kılınması gerekiyor. Bunlar evde tek başına kılınmıyor değil mi? Evet. Evet. Dolayısıyla şöyle bir şey olabilir mi? Hani e, şimdi de diyelim işte virüs var, camilere gidemiyoruz. E, birisi e, cuma namazını kıldırsa, televizyondan yayın yapsa, evdeki insanlar da bunlara uysa olur mu? Şimdi usta ve siz bunları anlatırken ta ben e, gençlik yıllarıma geri döndüm. İmvatübe gidiyoruz. O zaman e, dini eşiyat yapan e, bir iki tane e, dergi vardı. Bir tanesi de e, Mehmet Şevket Ege'nin Vefat etti. Allah-u Teala rahmet eylesin. Elinden geldiği ha. kadar e, kendi bir yayın evi vardı. Hepsine talimlerin kitaplarını basmaya, dağıtmaya çalışırdı. Böyle bir gayreti vardı. E hem hatalar, hatalar oldu. İnşallah imanını kurtarmıştır diye hüsnü zannediyoruz. Şimdi onun çıkardığı falan, onu sana yine o da rahmetli oldu, Kadir Mısırlıoğlu. Evet. Sevil diye bir vardı. Onların çıkardıkları böyle dergiler vardı. E biz de e, işte gençlik yıllarımızda Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek, onun Orta Doğusu vardı. Onlar alırdık. Fazla böyle bir eşyat yoktu. Televizyonumuz falan yoktu. Biz fakir idik. Televizyon alamıyorduk. İnternetimizde yok idi. Cep telefonumuzda yok idi. O zaman fakir idik. Film onu alamıyorduk. Yarım alıyorduk. De, bir de sizin mahalledeki gençlerin yani böyle sağ cenahta olanların, dindar olanların hiç imkanı yoktu. Hiç Bu imkanı işler yoktu. hep, hep, hep solcuların, komünistlerin elindeydi o zamanlar. A aynen öyle. Şimdi o zaman bir karikatür çıkmıştı. Hoparlör yeni yaygınlaşıyor. Şimdi mahalle halkı böyle koşuyor işte minareye hoparlör takacağız sonra gayret ediyorlar ondan para bundan para topluyorlar hoparlörü takıyorlar karikatür ama birinci şeyde birinci şeyde koşturuyorlar İkincisinde hoparlörü alıyorlar üçüncüsünde takıyorlar dördüncüsünde sabahleyin hoparlörden sabah ezanı okunuyor vatandaş o işi organize eden vatandaş evinde hor hor hor, hor uyuyor hoparlör takılmıyorlar tabii e, adam büyük büyük iş yaptı rahatladı artık şeye gerek kalmadı. Camiye gitmesine gerek Camiye kalmadı. Camiye gitmesine gerek yok. <laughs> İşi becerdi. Şimdi e, sizin de hani televizyondan aynı şekilde namazı kıldırsa, insanlar da ona tabi olsa... Adam birisi demiş ya bu sene demiş böyle demiş huzur ve huşu ile bir demiş teravih kıldım. Nasıl yaptın demiş. Demiş Mekke'dekine uydum demiş ya Kabe'dekine uydum. Halbuki aramızda evet. bir saat fark var. var. <laughs> <laughs> bir saat fark var. Ve kendini din adamı diye lanse edenlere sorulduğu zaman bence caizdir diyor. Bu kadar ahmak. Ya bu adamlar satılmış, beyinleri yıkanmış, yerlerin yerlerin uşağıdır veya da bunlar çok zır cahildir. Bu kadar da zır cahil olmaz. Ya arada bir saat sonra veya bir buçuk saat sonra giriyor burada yatsı namazı Türkiye'de. Orada bir saat girmeden, ha, vakit girmeden görür. ona uyuyor. Ve televizyondakine de uymuş. Televizyondakine de uymuş. Efendim, e, değil aynı şekilde e, televizyondakine aynı şekilde uymak kitaplarda buyruluyor ki e, mesela imam bir odada cemaat başka bir odada olmaz buyruluyor mutlaka cemaatin görünü e, cemaatin e, imamı göreni 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 görmek gerekiyor veya sesini arada çok e, bir perde bir şey olacak bu odada cemaat yapılmış. Ee, bir perde var. O perdenin arkasında mesela şeyler de var. E, e, e yaptığı camiler de öyle. Perdeyle ayrılmıştır. Kadınlar geliyor. Oradan incikli ses duyuyor. Onu ittiba ediyor. Zaten camilerin yapılış şekli ona göre dizayn edilmiş. Ona göre yapılmıştır. Dolayısıyla efendim... E, Efendim biz bunu cemaati teşekkür ettireceğiz diye dini bozmanın bir anlamı yok. O zaman dini bozmuş oldun, kendine uydurduğun bir şey olur. O da uygun değil, o da uygun olmaz hiç O da uygun olmaz.